Aşağıdaki maddelerden hangisi karşısında verilen özelliğe sahip değildir? Kobalt tek atomlu elementtir, doğrudur. Kükürt poliatomik elementtir, yani birden fazla atom içerir. Görüldüğü gibi 8 tane atom vardır. Kükürt trioksit 4 atomlu bileşiktir. 4 tane atomu vardır. 2 çeşit atom bulunmaktadır. Karbon monoksit diatomik elementtir. Hayır, 2 atomlu bir molekül bileşik sınıfındadır. Yanlıştır. Nitrik asit 5 atomlu bileşiktir. 1, 2, 3 daha 5 atomludur. Doğrudur. Yani cevabımız D seçeneği olmaktadır. Atomla ilgili çalışmalarda ileri sürülen teorileri hangi bilim adamlarına aittir diye soruluyor arkadaşlar. Elektron adı verilen eksi yüklü tanecikler pozitif yüklü atom içerisinde homojen olarak dağılmıştır. Thomson atom modelinde bu bulunmaktadır. Pozitif yüklerin toplam kütlesi atom kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. O halde çekirdekte kütlesi proton kütlesine eşit yüksüz tanecikler bulunur. Bu Rutherford atom modeline aittir. Çekirdeği ilk o söylemiştir. Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta ve belirli enerjiye sahip yörüngelerde bulunur. Yörünge Bohr atom modeline aittir. Bu nedenle cevap B seçeneği olmaktadır. Çekim kuvvetlerinin hangileri kimyasal bağ tanımına girer? Amonyakta bulunan azot ve hidrojen atomları arası polar kovalent bağdır, kimyasal bağdır. CH4'te CH4 molekülleri arası London etkileşimi bulunur. Bu fiziksel bir bağdır. İki iyon arasındaki etkileşim iyonik bağdır. Bu da kimyasal bir bağdır. Bu nedenle cevabımız E seçeneği olmaktadır. Viskozitesi verilen su ile benzen sıvılar için yargılardan hangileri doğrudur? Benzen suya göre daha akıcıdır. Viskozite değeri benzenin daha düşük olduğu için akıcılığı daha yüksektir. Su molekülleri arası çekim kuvveti benzeninkinden daha büyüktür. Moleküller arası etkileşim büyük olan maddelerin viskoziteleri daha fazladır, akıcılıkları düşüktür. Bu nedenle doğrudur. Özdeş kaplara konulduklarında su sıvısı benzen sıvısına göre kabı daha geç boşaltır. Bu da doğrudur çünkü viskozite değeri daha yüksektir. Akma isteği daha az olduğu için daha yavaş kabı terk edecektir. Cevabımız da E seçeneği olmaktadır. Aşağıdaki tepkime denklemlerinden hangisinin tepkime türü altına yanlış verilmiştir? Demir 3 oksitin elementlerine ayrışması bir analiz tepkimesidir. Kalsiyum nitratla sodyum karbonatın kalsiyum karbonat katısına dönüşmesi çözünme çökelme tepkimesidir. Bir çökme gerçekleşmiştir. Azotun oksijenle tepkimeye girmesi yanma tepkimesidir. Sodyum metalinin asitle tepkimeye girerek bir tuz ve hidrojen gazı oluşturması asit metal tepkimesidir. Alüminyum oksijenle tepkimeye girerek yanması sentez tepkimesidir. Yeni bir yapı oluşmuştur. Bu da doğrudur. Bu nedenle cevap D seçeneği olmaktadır. Tabloda X, Y, Z homojen karışımların çözücü ve çözünenleri verilmiştir. Bu karışımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X maddesi alaşımdır. Gümüş ve civa arkadaşlar alaşım oluşturur. Doğrudur. Z maddesinin bileşenleri arasında belli bir oran yoktur. Azotla oksijen homojen bir karışımdır. Bu nedenle belli bir oran yoktur. Üçü de saf maddedir. X ile Z karışım olduğu için zaten yanlıştır arkadaşlar. Suyla karbondioksit kimyasal bir tepkime verir. Karbonik asite dönüşür. Y maddesi çözeltisinin kütlesi çözücü ve çözünen kütleleri toplamına eşittir. Evet, çözünen ve çözücü kütlesinin toplamına eşittir. X katı sıvı çözeltisidir. Gümüş katı civa sıvı olduğu için katı sıvı yapısındadır alaşımlar. Bu nedenle doğrudur. Cevabımız C seçeneği olmaktadır. Sodyum karbonat, kalsiyum karbonat ve amonyum klorür ile ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur? Sodyum karbonat yaygın adı çamaşır soda olup cam üretiminde kullanılır. Doğrudur. Çamaşır sodasıdır ve cam sanayinde kullanılmaktadır. Kalsiyum karbonat yaygın adı kireç taşı olur. İnşaat endüstrisinde kullanılmaktadır. Doğrudur. İnşaat sanayinde kullanılır. Amonyum klorür yaygın adı nişidir olup gübre yapımında azotlu gübrede kullanılmaktadır. Bu da doğrudur. Bu nedenle cevap E seçeneği olmaktadır.